Kıymetli misafirlerimiz, bir Ersan Turan organizasyonu olan Anadolu Arena tüyümüzüyle devam ediyor gecenin ilk maçı. Gerçekten büyük bir heyecana sahne oldu. Ve sırada ikinci maç var. 95 kilogramda yine 3'er dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele izleyeceğiz. Ve işte ilk olarak mavi köşede Iraklı sporcu Ali Talip. Rakibi kırmızı köşede Trabzonlu sporcumuz Mustafa Kol. Tokat'ta Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda muhteşem bir gece yaşıyoruz. Bu noktada çok önemli bir temenniyi sizlerle paylaşmak isterim değerli misafirler, saygıdeğer Tokatlılar. Iraklı sporcuyu destekleyen çok sayıda boksever de var, kickboksever de var. Lütfen dostluk ve kardeşlik içerisinde hep birlikte güzel bir gece yaşayalım. Herhangi bir tatsızlık yaşamadan müsabakayı ve mücadeleyi hep birlikte takip edelim. Ve işte öncelikle mavi köşede Iraklı sporcu 1.88 boyunda 95 kilogram ağırlığında 23 yaşında profesyonelde bugüne kadar 13 maç yaptı, 10'unu kazandı. 4 kez knockout etti rakiplerini, 2 kez berabere kalırken 1 kez de mağlup oldu. Ali El Ali Yavi Talib. İşte rakibi kırmızı köşede Trabzonlu sporcumuz 31 yaşında, 1.86 boyunda, 95 kilogram ağırlığında profesyonelde 3 maç yaptı, 3'ünü de kazandı. 2 kez nakavt etti rakiplerini, amatörde Avrupa ve Dünya üçüncülüğü var, 4 kez Türkiye şampiyonu oldu. Uluslararası şampiyon ünvanı bulunuyor Trabzonlu sporcu Mustafa Kol. Karşılaşmanın ring hakemi Sayın Latif Karsamba. Söz bir kez daha duayen Sayın Orhan Ayhan'da. Teşekkürler, teşekkürler Mustafa Özben. Değerli seyirciler, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda mücadeleler devam ediyor. Biraz önce Mustafa bütün boksörlerle ilgili bilgileri verdi. Ben hemen size sözümü yerine getireyim. Hüseyin Akbaş, ünlü Tokatlı, 10 ünvan, 4 dünya şampiyonluğu, bu 10 ünvanın 4 dünya şampiyonluğu, 2 olimpiyat ikincilik ve üçüncülüğü Melbourne ve Tokyo, 1 Balkan şampiyonu, 3 kez dünya üçüncü ve dördüncüsü, olağanüstü bir 57 kilo başarısı ve tek bacağında da bir arıza vardır.
öyle güreşti. O zayıf bacağını rakibine uzatır. Rakip nasıl olsa bu bacak sakat diye baldağında da kendini yerde bulurdu. Böyle enteresan. Yine bir dünya şampiyonu daha var, Ali Rıza Alan. Onun dışında Tokat'ın yetiştirdiği nice dünya şampiyonları var. Çok ünlü güreşçiler var sevgili seyirciler ama ne yazık ki hepsini burada söylemeye imkan ihtimal yok. Hemen müsabakaya dönüyoruz. Latif Karsamba. Maçın hakemi Ali Talip Iraklı ve Mustafa Kol 95 kilo Türk boksörümüz. Kırmızı siyah şortlu Mustafa. Biraz faullü geldi Iraklı'dan, bir taban geldi. Yani bir push kick niyetiyle yapılan hareket, taban geldi. Biraz aşağıya doğru indi. Ne diyorsun Erdin? Evet, şortun ortasına denk geldi. Sporcu zor durumdaydı. Şu anda dinlendi. Evet, sağlı sollu Iraklı boksör. Bu arada Mustafa'nın sağ solu var. Çok güzel. Müthiş bir sağ yine. Nakarçı bir boksör. Mustafa yine sağ sol indirecek rakibini. Böyle devam ederse indirir. İndirir. Haydi Mustafa. Üst başın ikisini nakavta kazanan Mustafa. Mustafa Kol. Değerli seyirciler, 31 yaşında. Evet. Evet, harika. Dönerek tekmeyi tutturamıyor Iraklı Ali Talip. Mustafa Kol. Haydi Mustafa, uzun bir kol ve arkasından sert bir sağ yine vur. Ben artık Mustafa'nın durumunu hemen burada ezbere biliyorum. Devamlı sağ kroşeler, devamlı sağ kroşeler. O kroşelerden birisi rakibinin çenesinin soluna gelirse Ali Talip boylu boyunca yerde olur. Evet, Ali Talip'in bu push kicklerini almıyor Mustafa Kol. Aşağıdan uppercut, harika. Bir sağ kroşe tam isabet. İkinci sağ kroşe. Üçüncü. Haydi Mustafa. Haydi Mustafa. Devam et. Mustafa devam et. Devam et. Devam et. Sarıldı. No clinch. No clinch. Fight. Hakem devam diyor Latif Karsamba. Mustafa'dan nakavtlı bir zafer bekliyoruz. O sağları bir harika Mustafa'nın. Şöyle biraz daha destekli vursa Mustafa. Yine hazırlanıyor. Yine vurdu sağ sol. Ah ah. Üçüncü sağ gelmedi. Ali Talip hala ayakta. O da son derece dayanıklı bir kickboksçu. O da 95 kilo Iraklı. 23 yaşında, boy 1.88. Mustafa Kol 1.86, 31 yaşında. Harika Mustafa. Haydi artık bitir Mustafa. Bitir Mustafa. Hepimiz bunu bekliyoruz. Son 42 saniye. Birinci round'un son 42 saniyesi. Mustafa rakibini yine şöyle kollamaya başladı. Sağını her an çıkartabilir ve çünkü o sağını çıkarttığı anda da rakibinin sol çenesine iniyor. Çenesinin sol tarafına iniyor. Yine kontrol etmeye başladı Mustafa rakibini. Biraz da ayakla mücadele versen Mustafa kardeşimiz. Güzel. Rakibi dönerek bir darbe vurmak istedi. Ama Mustafa'nın sağ ve solları yine bu arada bir de darbe aldı. Aman Mustafa dikkat. Son 10 saniye. Son 10 saniye. Birinci round'u önde kapatıyoruz sevgili seyirciler. Çok sert darbeler vurdu Mustafa Kol rakibine ve birinci round'u hakemler %100 Mustafa'ya vereceklerdir. Evet, şu anda artık gongun çalmasını bekliyoruz. Zaman tamam. Stop, stop. Evet. Gong çaldı ve birinci round sona erdi. Evet, Erdin Aygün. Şimdi bu ilk roundda Mustafa'nın çok güzel rakibi okuması var. Sadece 12 tane sağ kroşe attı. Bunlardan 4 tanesini denk getirdi. Bak şimdi seyret, aynı zamanda üstüne de konuşabilirsin. Evet. Tavandan görüntüler geldi. Bak. Müthiş vuruyor. İyi saymışsın 12. Oo, evet. Sağ kontraya bak. Çok harika. İşte bunların nakavtta bitmesi lazım. Sanıyorum bu ikinci roundda olabilir. Çünkü yani Iraklı sporcu bu sağ kroşeyi, açık kroşeyi göremiyor. Sadece bizim Mustafa'mızın daha yakın kroşeyi yaklaşarak vurması gerekiyor. Bedenle vurması gerekiyor. Onu söyledim işte. Destekle vurması lazım. Derken onu diyordum yani. Zaten bu zaten yumruk omuzdan çıkar. Ters ayakla da gelirsin. Ondan sonra işi bitirirsin. Ama daha yeni yani. Evet. Daha yeni 3 maçın
ikisini kazanmış. Topu topu 3 maç yapmış. Acaba Ersan Turan ne diyecek Mustafa ile ilgili? Ersan, hemen bir kısa bir özet yapıver. Mustafa çok beğendik onu. Yumrukları falan sert fakat biraz tecrübesiz gibi. Ama 31 yaşında da yani. Mustafa çok aslında iyi bir sporcu ama profesyonel liglerde şans tanınmamış, öyle söyleyeyim. Ben kendisini önceden beri tanıyorum. Kendisine de söz vermiştik. Çok iyi ettin onu. Gayet güzel. Çok beğendim ben. Bak sağlı sol var böyle. Erdin de diyor ki Brown'da nakavt edebilir artık diyor. Ben de dedim fazla uzatmasın. İşte sağ sol. Stop. Büyük ihtimal bu roundda nakavt olabilir. Bıraklı spor. Evet. Bu arada dizle vurmak istedi rakibine. Mustafa yine devam ediyor. Evet tamam. Hakemin araya girmesi lazım. Artık da kalk var. Hakemin araya girmesi lazım. Beyaz kişiye git. Stop. Evet Erdin, senin dediğin oluyor. İkinci raundda demiştin. Şimdiki atak çok önemli. Devam ettirecek. Spor, evet. Tabii. Ettiriyor. Ama bundan sonra işte Irak'ın şu anda bir daha yüklenmesi lazım. Ve o zaman. Tamamdır. Çünkü şuurlu değil şu anda Irak'ta. Evet. Tamam. Sarıldı artık. Evet. Sarıldı. Artık hakemin bitirmesi lazım. Bir tane şu anda bitti. Artık tamam. Artık evet şu tamam. Anda bitti. Hakemin girmesi lazım. Köşe evet. Neden? Köşeden neden atlıyorlar? Köşeden neden atlıyorlar havluyu? Bakın ne durum. Evet sevgili seyirciler. Mustafa harika bir müsabaka çıkardı. Devam edeceğim diyor Iraklı. Ama hakem Hüseyin Odabaşı. Latif Karsamba devam ettiriyor. Yine sağ sol darbeler var. Turan da üstüne vuruyor. Evet bir kez daha sayılırsa zaten otomatik olarak müsabaka sona erecek. Yani bu kadar ezilmesine gerek yok da evet. Ya değil mi yani onu evet. Söylüyorum ben. Break! Stop! Şimdi tam grogi vaziyet. Bak Irakların haline bak. Köşesine nasıl gidiyor? Yani havlu atılmasını istiyor aslında. Evet. Bak. Yani nakavt olmasının anlamı yok. Köşe adamları evet. Niçin o kadar cimriler yani bu havluyu neden atmıyorlar yani? İşte umut. Hep umut ediyor. Acaba toparlanır mı? Acaba sürdürebilir mi? Acaba tesadüf bir indirici yumruk atabilir mi? Latif Karsamba Fighter! Fight! Hakem olarak bunu durdurabilirdi. Evet. Şu anda bir İşte yine aynı şeyler, aynı şeyler. Sağ sol darbeler hep Mustafa'dan geliyor. Evet. Mustafa kol. Stop! Bu arada kontra. Demin işte köşenin yoruldu. Beklediği şey bu. Yoruldu. Acaba kontra aldı ve yoruldu. Fight! Kontra aldı yoruldu. Şimdi Iraklı bundan yararlanabilir ama Iraklı'nın da artık hali yok. Baksana. Ama Iraklı bitti. Şu anda hakemin evet. Girmesi lazım. Yani üçüncü devam, kez devam, sayması devam, lazım. Devam. Düşecek artık. Iraklı düşecek. Sarılıyor. Bakın. Mustafa'yı düşürebilir. Bitiyor. Evet. Öyle mi sarılıyor ki Mustafa'yı düşürebilir? Şu anda zaten kendinde değil. Of. Evet. Of. Hakem saydı ve bitti. Evet. Yani bir roundda 3 sayma kuralına göre müsabakamız sona erdi. Latif kardeşim sanki böyle koskoca bir tepsi yemek yer gibi yani. Evet. Artık bırak şu maçı sevgili Latif. Zaten bitti artık. Bundan önce bu kadar bir araba dayak yemeyebilirdi bu. Yani bu kadar gerek yoktu yani. Mustafa'nın evet. Gerçekten. Şu anda sporcunun durumu tehlikeli şu anda. O çok kötü. Hala duruyor. Evet. Ayakta zor duruyor. Öbürü hala taktik veriyor. Böyle megaloman adamlar var. Bu spora zarar ayakta verenler. Ayakta zor duruyor çocuk. Evet. Yönetmenimiz Tavuman Kozan şu köşeyi gösterebilir misin? Irak'ın köşesini. Bak ne halde. Yakın plana girelim. Evet. Maalesef savunması yok sporcunun. Sadece vurmaya endeksli evet. Bir müsabaka olamaz. Yorumlayabilirsin Erdin'cim. Elbette ki savunma çok öncelikli olmalı bir sporcu bir dövüşçü için. Iraklı sporcunun bu yönü çok zayıftı.
yürekli olabilir, güçlü olabilir. Fakat çok dayanıklı. Çok dayanıklı da olabilir. Ancak müsabakada teknik bir yapı göstermesi gerekir. Bu tekniğin yapısı da savunmaya yönelik olmalı. Şimdi çok ezildi. Erdin Aygün, başka bir konuya geleceğim. Daha doğrusu yine seninle ilgili. Sen şimdi Seda Aygün'ün dünya şampiyonu kızımızın babasısın. Evet. Mutlaka Seda da çok sert darbeler almıştır. Sakat olduğunu pek sanmıyorum. Olmadı. Ama ona rağmen sen gece fazla darbe aldığı zaman kızını nasıl görüyorsun? Evdeki davranışları, uyku uyuyabiliyor mu? Neler görüyorsun? Müsabaka öncesinde uykusuzluk çekebiliyor. Yok. Müsabakadan sonra aldığı darbelerden dolayı bir ağrı kesici alıyoruz. Ve vücudumuz o ağrı kesicinin etkisiyle rahat bir uyku çekebiliyor. Suratına bak. Kristal'in yüzüne bak. Evet, devam. Ertesi günü sadece üst baldırlarında low kick tekniğinden dolayı morartılar söz konusu oluyor. Bunun için de tedavi yapıyoruz. Sıcak soğuk kompleksler yapıyoruz. Ve bir hafta sonra sağlıklı hale geliyor. Evet, ama kafayla ilgili bir sorun yok. Tamam, şimdi kadınların aldığı darbe tabii kafadan pek de fazla olmuyor. Şimdi bu Iraklı bu akşam nasıl uyku uyur? Bu Iraklı'nın, uyur mu yoksa Iraklı'nın, iki gün falan devam mı eder o uyku? Bana göre iki gün, üç gün ağrısı devam edecek. Uykularını tam derin uyuyamayacak. Ya. Vücut alarm verecek. Baygın vaziyet. Çok kötü darbeler.